Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu bir boyutta sabit ivmeli hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf fizik bir boyutta sabit ivmeli hareket 1. testi olacak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait arkadaşlar tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Hem bu konuyla ilgili hem de arkadaşlar 11. sınıfın diğer konularıyla ilgili soru görmek isteyen arkadaşlarım için MEP tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu saydığım testlerin arkadaşlar hem matematik hem de fizik dersine ait olanların tamamı ayrı ayrı oynatma listeleri şeklinde kanalımda mevcuttur. Ayrıca arkadaşlar TYT için burada görmüş olduğunuz tüm testler, AYT için burada görmüş olduğunuz tüm testlerin de ayrı ayrı oynatma listeleri vardır. Peki biz bunları nerede bulacağız kolaylıkla derseniz de zaten oynatma listeleri sekmesinde bulabilirsiniz ama ben yine de ayrıca arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına linklerini koyuyorum. Bu bağlantılara tıklayarak ilgili oynatma listelerine kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, bir hareketliğe ait höblöplüplüplüp bilgileri verilmiştir, verilmektedir. Bu hareketliğe ait höblöplüplüplüp çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir? Evet, şu höblüplere bir ayrıntıya girelim. 3 tane bilgimiz var arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında bu hareketliğe konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafikleri verilmiş. Hangisi uygun olabilir? Bu arada arkadaşlar bu grafikler her biri birbirinden bağımsız. Tek bir harekete değil. Şu söylediklerini şu tek başına tutuyor mu? Bu tek başına tutuyor mu? Şu tek başına tutuyor mu? Onu inceleyeceğiz. O zaman birinci şekille başlayalım arkadaşlar. Birinci grafikle okuyalım. 0T, 0T, aha da burası 0T ile T2T zaman aralığında aynı yönde ilerliyor. Arkadaşlar bakıyoruz şu arkadaşa. 0T ve T2T şu aralıkta. Sevgili arkadaşlar konum zaman dedi. Şu arkadaş burası olsa. Bakın şurası 10 metre olsun. Burası da eksi 10 metre olsun. Şu arkadaş buradan başlamış. 0'a kadar gelmiş. Daha sonra bu 0'dan da sonra arkadaşlar eksi 10'a doğru gitmiş. Ne yapmış? Hep aynı yönde ilerlemiş. Tamam, birinci için bu şeyi tıklayabiliriz arkadaşlar. Birinci tuttu. Şöyle diyelim. Tamam, bunu yakaladık. İkinci maddeye bakalım. 2T, 3T zaman aralarında, yani şu aralıkta duruyor. Bakıyorum arkadaşlar, evet duruyor. Bu arkadaş eksi 10'a gelmişti. Bizim öngörümüz o şekildeydi. Eksi 10'da durmuş. Bak hala eksi 10'da duruyor. Bu da doğru. Üçüncüye geldim. T2T, 3T, 4T zaman aralıklarında ivmeleri aynı yönlüdür. Arkadaşlar ivmeyi buradan nasıl anlayacağım? Arkadaşlar ivmeyi şöyle anlayacağım. Bakın bu arkadaş sevgili arkadaşlar doğrusal olarak konum değişimi yapsaydı hızı sabit olacaktı. Oysa dikkat ederseniz parabolik bir hareket yapıyor. Şu arkadaş bakın hızlı bir şekilde büyük bir küçük zaman aralığında hızlıca ilerliyor. Daha sonra aldığı yol azalıyor. Yani sevgili arkadaşlar bu arkadaşın ivmesi artı yönde değil mi? Artı, yani yavaşlayan bir ivme var. Güzel. 3T, 4T zaman aralığına geliyorum arkadaşlar. Bak bu arkadaş eksi 10'da durmuştu. Daha sonra eksi 10'dan buraya doğru tekrar 0 noktasına gelmiş. 0 noktasına gelirken de dikkat edersin. Bak önce yavaş yavaş sonra hızlıca. Yani sevgili arkadaşlar burada da hızlanan. Yani ivmemiz yine nereye doğru? Sağa doğru. Artı A. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bak burada sola doğru gidiyor ama yavaşlama ivmesi var. Yani ivme sağa doğru arkadaşlar. Yavaşlama ivmesi. Eğer yavaşlama ivmesi varsa arkadaşlar ivmemizin yönü hareketin tersinedir. Bak burada da hızlanan bir hareketim var. Önce yavaş yavaş yol alıyor. Doğru sonra hızlıca bir anda yol alıyor. Yani hızı artıyor. Gittiği yönde sağ taraf ivmemiz de artıyor. Aynı yönde. Arkadaşlar bu da tuttu. Demek ki birinciyi ben kabul edebilirim. Güzel, bunu aldık. Hızına bakalım arkadaşlar. Hız da 0T, 2T zaman aralığında aynı yönde ilerliyor demişti. Sevgili arkadaşlar bak zaman,
hız zaman grafiğinde zaman ekseninin yukarısında kalan artı yön hep pozitif yönde ilerliyor. Aşağıda kalanlarda da arkadaşlar eksi hız demek ne demek? Bakın bu artı hız, V'nin artı olduğu, şu arkadaşta V'nin eksi olduğu durumlar. Artı ve eksi hız için neyi gösteriyordu arkadaşlar bana? Yönü belirtiyordu. Bak bu arkadaş hep sağa doğru gitmiş. Daha sonra da T2T, evet. 0T'de de öyle, T2T'de de aynı. Bunun da tuttu. 2T, 3T zaman aralığında duruyor. Arkadaşlar bakıyorum, bakın hızımız kaç? 0. 0. Hiç hızlı yapmamış. Evet, duruyor. Zaten burada konum da değişmemişti. Hızı da 0. Bu da tuttu. 2T, T2T yani şu aralık ve 3T, 4T ve şu aralıklarda zaman aralıklarında iğmeleri aynı yönlüdür demişti arkadaşlar. Bakalım. Bakın burada sevgili arkadaşlar hız zaman grafiğinde grafiğin eğimi zaten bana iğmeyi verecektir. Bakın ikisi de negatif. Değil mi? Şuradan ben aparatımı bir çıkartayım. Negatif eğimli değil mi arkadaşım? Sen onu biliyorsun. Bak negatif eğimli. Burada da negatif eğimli. Sadece bunu bile bilerek iğmelerin aynı yönde olduğunu söyleyebilirsin. Ya da gel analiz yapalım. Sağa doğru gidiyor ya, bak yavaşlayan. Şöyle gidiyor. Yavaşlıyor. Yavaşlama iğmesi varsa bu arkadaşın iğmesi, yavaşlama ivmesi sola doğru, yani sağa doğru giderken. Bak burada da sevgili arkadaşım sola doğru hızlanıyor. Sıfırdan başlıyor mesela, eksi 20 metre bölü saniyeye kadar çıkıyor. Artıyor. İvme ne yöne? Bak bu yöne doğru. Yine eksi A yönünde. Değil mi? Aynı yönlüdür. Bu da tuttu. İkinciyi de aldık. Güzel. Her şey yoluna gidiyor. 3 bence en kolayı arkadaşlar. 3 için bak mesela direkt şunu yapalım. 2T, 3T zaman aralığında duruyor. 2T, 3T zaman aralığında duruyor olur mu arkadaşlar? Bir cisim duruyorsa F eşittir MA'dır. Bir cisim duruyorsa İM neydi? Delta V bölü delta T. Birim zamanda hızdaki değişim. Hızda hiçbir değişim yok. Değil mi? Duruyorsa. Duruyorsa o zaman 0 bölü T'den 0 olmalı. Oysa burada bir İM'si var. Hatta artı yönde. Yani cisimle aynı yönde. Artı yönde hızlanıyor ya da eksi yönde de hızlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçi artı vermiş de o da senin seçtiğin yöne bağlı olarak. Yani burada 2T, 3T zamanında bir iğme varsa cismin durmadığı açık ve seçik ortadadır. Bu bizden çarpıyı yedi. 1 ve 2'yi gönül rahatlığıyla aldık ve Diyarbakır'ı işaretledik. Tam gaz 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gayet açıklayıcı anlattık. 2 numara. Yandan görünümü şekilde verilen yolun K noktasından sabit hızla geçen cisim bir süre sonra L noktasına ulaşıyor. Güzel. Tamam şeyi arıyorum ben de. Sürtünmeler ihmal edilmiştir. Güzel. Ulaşıyor. Buna göre cismin hareketine ait bak hız zaman, konum zaman, iğme zaman yine aynı. Grafiklerinden hangileri cismin kale arasında hareketine ait olabilir? Arkadaşlar olabilir diyor. Tamam mı? Güzel. Direkt değerler yok zaten. Burada gördüğümüz arkadaşlar beta alfadan büyük. O da teta'dan büyük ki burada gördüğümüzde de evet beta alfadan büyük. Alfa ve beta da ikisi de teta'dan küçük. Bu daha yumuşak bir eğim var. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi bu cismin hız zaman grafiğine bakıyorum. Sürtünme yok. Ok yönünde gidiyor. Herhangi bir kuvvet etki altında değil. Yani F eşittir MA. Bir kuvvet yok. Bir iğme de yok sevgili arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşın bir iğmesi yok gibi duruyor. Sabit giderken doğrusal yolda. Daha sonra bakın belli bir nokta şuraya kadar geliyor. Bu noktaya geldikten sonra şurada hızlanan bir hareket yapar. Değil mi? Daha sonra daha dik bir eğime geldiğinde arkadaşlar daha da hızlanır. Daha sonra burada yatay yolda giderken arkadaşlar sabit hızla hareket eder. Daha sonra şuraya doğru çıkarken de sevgili arkadaşlar yavaşlayan bir hız. Bakıyorum. Bakın sabit hızla gitmiş şu yön, şu K'dan başka K, L dedi. M olsun, N olsun, O, P, R olsun. KM noktalarında arkadaşlar sabit hızla gidiyor. Sonra bakın hızımız arttı. Evet arttı. Daha sonra arkadaşlar daha dik bir yerden düşerken daha da arttı. Daha fazla artış. Bak eğimimiz arttı. Daha sonra sabit gitti. Bakın hızda bir değişiklik yok. Evet düz yolda sabit bir değişiklik var. Daha sonra sabit var, değişiklik yok.
sabit. Daha sonra tırmanırken de sevgili arkadaşlar ne oldu? Hız kaybına uğradı, kaybetti ve netekim enerji korunacağı için arkadaşlar bu arkadaş K'dan L'ye geldiğinde aynı hızına ulaşır. Bak aynı hıza ulaşmış. Daha sonra şurada da sabit hıza yoluna devam etmiş. Harika. Bunu kabul ettik. Konuma bakalım sevgili arkadaşlar. Konumda şurayı sıfır kabul ettik. Tamam. Belli bir yol aldı. Bak sabit hızla gittiği için doğrusal gittim. Daha sonra sevgili arkadaşlar şu arkadaş inerken nasıl iner? Hızlanıyor ya. Şöyle bir curve yapması lazım. Değil mi? Aldığı yol arkadaşlar zamanla artması lazım. Oysa bu ne yapmış? Zamanla azalmış konumu. Bu yavaşlayan bir hareketti değil mi? Şurada da konuştuğumuz üzere. Değil mi? Aynen öyle. Bak burada hızlanarak yol alıyor. Burada ise ne yapmış? Bak bir anda yol alıyor. Küçük zaman aralığında büyük bir yol alıyor. Sonra aldığı yol azalıyor. Aynı zaman aralığında. Yani yavaşlayan bir hareket var. Oysa burada hızlanması lazımdı. Konum hemen çarpıyı yedi. İvmeye baktık. Sevgili arkadaşlar KM arasında hatta şunu KM neyse harflendirmeye geliyor. KM arasında sabit hızla gittik. Hop ivmemiz sıfır. Doğru. Daha sonra burada bir ivmelendik. Hızımız arttı. Evet. Daha sonra burası daha dik olduğu için ivmemiz daha da arttı. Çok güzel. Daha sonra düz yola girdim. Sabit hızla gidiyorum. Sabit hız. İvme neydi? Delta V bölü. Delta T. V sıfır olduğu için hızla değişim yok. İvme sıfır olacak. Evet sıfır. Güzel. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu arkadaş giderken yavaşlama hareketi yapıyor. Yani cismin hareket yönü yukarıyken ivmesi sola doğru oluyor. Dolayısıyla hareket yönüyle ters olduğu için buralarda hareket yönüyle aynı yönde kabul ettiğimiz pozitifse burada da negatif. Güzel. Daha sonra buraya tırmandı. Sabit hızla gidiyor. İvmemiz sıfır. Gayet profesyonelce, gayet kendine emin çizilmiş bir grafik. İvmeyi de kabul ettik. 1 ve 3 dedik. Gittik yine Diyarbakır'ı işaretledik. Anlaştık arkadaşlar. Kapı işi. Hadi gel o zaman devam edelim 3 numara ile. 3 numaralı soru bize şöyle seslenir. Doğrusal bir düzlemde hareket etmekte olan cismin 0-3 T zaman aralığında hızının zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. 3 T'ye kadar. Bu grafiğe göre höbölöp lüp 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 yargılarından hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz arkadaşlar. Güzel. 0 T zaman aralığında sabit ivme ile hızlanmıştır. 0 T. Sevgili arkadaşlar bak dikkat edersen bu arkadaş doğrusal artmış. Sabit ivme var. Doğrusalsa bu grafik sabittir. Eğimi var. Hatta nasıl yapabilirsin? Mesela şurası 10 olsun, 0 olsun. Burası da 5 saniye olsun mesela. Delta V bölü delta T ya. Bak hızdaki değişim 0'dan 10'a 10. Zaman değişimi de 5. 2 metre bölü, hadi bunu da metre bölü saniye edelim. Burada saniye. 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile hızlanıyor. Sabit bir ivmesi var. Bu doğru. Ancak dikkat edin bir yanlışın peşindeyiz. Yanlış dediklerimizi alacağız. T anında yön değiştirmiştir. Arkadaşlar T anında bu arkadaş yön mü değiştirmiş? Hayır. Neden? Bak çünkü bu arkadaş şöyle gidiyordu sağa doğru değil mi? Daha sonra burada hızı yavaşlıyor. Artıyor. Hızı yavaşlıyor. Frene bastı. Yön değiştirmedi. Yönü nerede değiştiriyor sevgili arkadaşlar? 2T'de. Bak yine pozitif yönde gidiyor. Hızı sıfırlanıyor. Daha sonra sıfırladıktan sonra hızını bir an duruyor. Hop sonra sola doğru gidiyor. Artarak değil mi? Güzel. Burada frene basıyor arkadaşlar. Yön değiştirmiyor. Bu yanlış. Dolayısıyla bu arkadaşı alıyoruz. 2T anında bir an durmuştur. Aha da şimdi az önce söyledik. 2T'de arkadaşlar hızlandı. Maksimum hıza geldi. Frene bastı. Yavaşladı. Durdu. Hop dedi hemencecik. Pardon korkutmaş olmayayım. Burada bir an durdu arkadaşlar. Sonra hop ters istikamette hızlanarak gitti. Bu da doğru aslında. Kabul etmeyeceğiz. Almayacağız. 2T3T aralığında sabit ivmeli hızlanmıştır. Evet bak doğrusal olduğu için sabit ivme olduğunu görüyorum. Ama hızlanmıştır diyor. Evet arkadaşlar bak şurada bir an durdu sonra fikrini değiştirdi sola doğru gidiyor ya. Sola doğru giderken hızı artıyor. Hızlanmıştır. Bu da doğru. Tek bir yanlış olan var o da 2. Yalnız 2 A şıkkı diyor. Gönül rahatlığıyla güle oynaya arkadaşlar kalemlerimi düşürmeden 4'le devam ediyorum.
Dördüncü soru arkadaşlar, hemencecik yorum yapabileceğimiz bir şey aslında. Şurada şıkları da iyice görelim sizinle. Doğrusal yolda en sevdiğimiz, trafik ışığında, ben bunu sana anlatmam lazım. Arkadaşlar bak, ışıklar şurası. Tamam mı? Burası ne? Dur bakayım. Kırmızı, sarı, yeşil. Beklemekte olan, şurada yaya geçidi olsun. Kırmızı mıydı? A hareketlisi. Bu bekliyor arkadaşlar. Hareketlisiyle geriden gelen B hareketlisi yeşil ışık yandığında aynı anda ışığın yanından geçmektedir. Arkadaşlar bu geliyor, geliyor, geliyor. Bu duruyordu ya. Bu yanından geliyor. B'nin belli bir hızı var. V hızı var. Bu arkadaşın sıfır. Bu arkadaş sıfırla başlıyor. Bu arkadaş da belli bir hızla devam ediyor. Tamam mıyız? Tamamız. Bir süre sonra A hareketlisi kendisini geçer değil mi? Bu arkadaş çünkü sıfırdan başladı. Bu belli bir yol alır. Kendisini geçen sabit hızlı B hareketlisiyle tekrar yan yana geliyor. Güzel. Bayağı basmış, hırs yapmış adam. Yeşil ışık yandıktan sonra tekrar yan yana gelinceye kadar geçen sürede A ve B hareketlerine ait hız zaman grafiği hangisi olabilir? Arkadaşlar en basiti, ya da B'ye bakalım ya. B'nin sürekli sabit hızı olacak. Çünkü sabit hız dedi. Bakın B'nin hızı sabit mi? Değil. Çarpı. B'nin hızı sabit mi? Olabilir. B'nin hızı sabit mi? Olabilir. B'nin sabit mi? Hayır. Olamaz. B'nin sabit mi? Olamaz. Ayrıca A'ya bakalım. A sıfırdan başlayacaktı. Sıfırdan başlamış. Olabilir. Olabilir. Olamaz. Bak A sıfırdan başlamamış. Allah Allah. A sıfırdan başlamış. Olabilir. Olabilir. Ne kadar kolay oldu ya. Çok kolay oldu. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Testini de şöyle yapabilirsin. Doğrusu bu. Şu arkadaşların şuradan itibaren şu noktaya kadar aldıkları yollar eşit olur. O da şudur arkadaşlar. Bak B'nin şu altta kalan alanı ne kadar? 2T çarpı V kadar. A'nın aldığı yolda arkadaşlar yine grafiğin altında kalan alan ne kadar? Bak 2T çarpı 2V bu uzunluk bölü 2 değil mi? Üçgensel alan. İkiler gitti. Bak bu da 2TV. Bu da 2TV. Bu da 2TV. Artık iyice rahatladık. Okey Tomento. Nefisliyim o. Let's go number 5. 5 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. 5. soru bize bakar ve şöyle seslenir. Ey şimşek der. Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 numaralı bölgelerin hangilerinde araca net kuvvet, araca etkiyen net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar bak F net eşittir M çarpı A. Fizikte kuvvet hareket gördün mü bir numaralı bileceğim. Newton'un bu ikinci hareket yasasıdır arkadaşlar. F eşittir F net eşittir MA. İvme hızdaki değişimdi. Eğer hızlı bir değişim yoksa bu sıfırdır. Bu sıfırda M çarpı sıfırda sıfırdır. Dolayısıyla F net sıfırdır. Arkadaşlar F net sıfırsa cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Newton'un birinci hareket yasası da öyle diyor değil mi? Cisim duruyorsa durma eğilimindedir. Sabit hızla hareket ediyorsa da sabit hızla hareket eder. F net sıfır. Ama bir herhangi bir kuvvet etkiyorsa ya hızlanır ya yavaşlar değil mi? Güzel. Benim bakacağım hareket bu. Duruyor mu ya da sabit hızla mı gidiyor? Arkadaşlar bak ne görüyorum? Doğrusal yol almış. Doğrusal yolu nasıl alır arkadaşlar? Sabit hızla gittiğinde. Sıfır noktasından başladın. V hızıyla gidiyor. Ya da şöyle de bak. 2 metre bölü saniye ile gidiyor. 1 metre sonra 1 saniye sonra 2 metre. 1 saniye sonra 2 daha 2 daha. Bak doğrusal gider. 2, 4, 6. 2, 4, 6 diye gider. Doğrusal gider. Yani burada evet haklısın. F net 0. Sabit hareketli. 1'i aldık. 1 tamam. 2'ye geldiğimde sevgili arkadaşlar doğrusal değil bak. Önce bir hızlanmış değil mi? Hızla yol alıyor sonra yavaşlıyor. Yavaşlama ivmesi var burada. Bunu almadık. 3'e geldiğimizde bu da tam tersi arkadaşlar. Zamanla hızını arttırmış. Aldığı yol bir anda artmış. Burada duruyor. Sevgili arkadaşlar duruyorsa bak duruyor konumu hiç değişmiyor. İvme de yok, hız da yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla net kuvvet, cisme etkileyen bir net kuvvet yok. Bunu da aldık. 4'ü de aldık. 5'e baktığımızda arkadaşlar yine 1'in tam tersi. Bu sefer geriye doğru sabit hızla
hareketine devam etmiş. 3x'ten 2x'e doğru. Şuradaydı. Geriye doğru sabit hızla gelmiş. Çünkü doğrusal. Bunu da aldık. 1, 4, 5. 1, 4, 5. C diyor. Polemiğe molemiğe girmeden 6 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni kitapta 6. soru değiştirilmiş. Ben 6. soruyu elimle yazdım. Şey yaptım. Onu şu şekilde çözelim. Diyor ki 6. soru. Doğrusal bir yörüngede düzgün hızlanan, hareket yapan bir cisim ile ilgili höp, lüp, lüp yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar inceliyoruz. Hız vektörü ile, madem şey yazdık, kırmızı ile şöyle. Hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Arkadaşlar doğrusal bir yol dedi. Doğrusal yolda sağa doğru hareket ettiğini düşünelim arkadaşın. Düzgün hızlanan, bakın hız gittikçe artıyor arkadaşlar. Artıyor, sürekli artıyor. Bu arkadaşın hız vektörü ne yöne arkadaşlar? V, sağa doğru. İvmesi ne yöne arkadaşlar? Yine artı değil mi? Hızlanarak gidiyor. Doğrudur. 2. Hız vektörü ile yer değiştirme vektörü. Arkadaşlar hız vektörüm sağa doğru. Yer değiştirmem de bak sağa doğru gidiyorum. Hız vektörü ile yer değiştirme. Bu da doğru. 3'e bakıyorum. Bu sefer de arkadaşlar bakın. İvme vektörü ile yer değiştirme. Ben 1 ve 2'ye doğru dedim mi? Dedim. Zıt yönlerdir diyor. Sevgili arkadaşlar 1 ve 2'ye doğru diyen 3'e hiç doğru der mi? Değil mi? Alakan yok. Ki zaten İvme de yer değiştirme vektörü de arkadaşlar sağa doğrudur. Zıt yönlü değildir. O yüzden bu arkadaş çarpı yiyor. Hop. Bu durumda ne yapıyoruz? 1 ve 2'yi yani bulsayı işaretliyoruz. Birazdan da 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Der ki doğrusal yörünge üzerinde bir hareketliğe ait hız zaman grafiği şekilde verilmiştir. Güzel görüyorum. Bu grafiğe göre hareketliği löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Doğrusal yönde hızlama. Görüyorum arkadaşlar. K bölgesinde düzgün yavaşlamıştır. Sevgili arkadaşlar gayet açık ve seçik görüyorum. Bu arada anahtar kelime düzgün. Arkadaşlar bakın doğrusal olarak, düzgün olarak yavaşlamış. Doğrudur. L bölgesinde durgundur. L bölgesinde bak ne kadar durgun gidiyor. Arkadaşlar sakın yanılmayın. Burada hızı sabit. Adam sağa doğru gidiyor. Bak sabit hızla gidiyor. Durgun olur mu hiç? Sabit gidiyor. Yanlış. 3. KM, K ve M bölgelerinde eşit büyüklükte net kuvvetler etkisindedir. Güzel. Arkadaşlar bak burada şunu söyleyeceğiz. F eşittir. MA'ya bakacağız. Vektörel bunlar. Şimdi kütlemiz bizim sabit değil mi? Aynı cisimden bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar F ile A doğru orantılıdır. A'daki herhangi bir değişiklik arkadaşlar nasıl değiştiyse F'de o kadar etki etmiş demektir. Bak burada düzgün yavaşlıyor. Burada da düzgün hızlanıyor. Aynı zaman aralığında bak A'ya bakalım. Delta V bölü delta T idi. Bak buradaki hızdaki değişim de V kadar. Buradaki değişim de V kadar. Zamandaki değişim burada t kadar, burada da t kadar. İkisinde de v bölü t kadar. Büyüklük diyor. Biri artı, biri eksi aslında. Ama büyüklükten bahsettiği için arkadaşlar, vektörel bir büyüklükte, normalde ne diyecektik vektörelde? Bunlar aynı değil. Ama büyüklük söz konusu olunca net kuvvetler aynı oluyor arkadaşlar. Biri durdurmaya yaramış kuvvet. Yani şöyle giderken cismi şöyle itmiş. Sola doğru. Aynı cisme buradayken arkadaşlar bak hızını arttırmış. Şöyle etkimiş. Birinde sola ama büyüklükleri aynı. Ne kadar ve şey ivmeler olduk ya. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da kabul ettik. 1 ve 3 diyor. Yine Diyarbakır'ı işaretliyor. 8 numarayla devam ediyoruz. 8 numara der ki doğrusal yolda hareket eden bir hareketliğe ait ivme zaman grafiği şekildeki gibi olup 3 öğrenci grafiği incelemektedir. Dıp dıp dıp. Buna göre öğrencilerin grafikle ilgili olarak birinci, ikinci, üçüncü öğrencilerin yaptıkları yorumlardan hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar olabilirleri duyunca mümkün olduğunca bu arkadaşı doğrulamaya çalışacağız. Ne demiş birinci öğrenci? Hareketli birinci bölgede düzgün hızlanan, ikinci bölgede düzgün yavaşlanan, üçüncü bölgede düzgün hızlanan hareket yapmıştır. Gelin bir bakalım. Birinci bölgede evet arkadaşlar şuradan giderken bak.
hareketli sağa doğru giderken artı ivme var. Hop artmış. Düzgün hızlanan bir hareket doğru. İkinci bölgede düzgün yavaşlayan evet eksi. Bu sefer eksi değil mi arkadaşlar? Bu sefer hızı azalıyor. Azalıyor. Yani burada ivmemiz sağa doğru, burada ivmemiz sola doğru. Artı ivme, eksi ivme, yavaşlama ivmesi. Üçüncü bölgede düzgün hızlanan, yani birinciyle aynı zaten. Evet, doğru arkadaşlar. Üçüncü bölgede de artı A. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi fırtınalar kopartan ikinciye geliyorum. İkinci öğrenci birincinin tamamen tersini söylemiş. Birinci bölgede düzgün yavaşlayan, ikinci bölgede düzgün hızlanan, üçüncü bölgede düzgün yavaşlayan. Olabilir mi? Arkadaşlar söylüyorum olabilir. Nasıl olabilir biliyor musun? Bu sefer cisim sola doğru hareket ediyordur. Eksi hızı vardır değil mi? Birinci bölgede düzgün yavaşlayan. Bak ivme yönü sağa doğrudur arkadaşlar. Artı A. Bu ne demektir? Yavaşlayan. Düzgün yavaşlayan bir hareket yapıyor. Hızda azalma var. Hatta gel bunu nümerik olarak yapalım. Eksi 40'tan eksi 20'ye düşsün hızı. Tamam mı? Eksi 40'tan eksi 20'ye. Şimdi ivmeyi hesaplayalım arkadaşlar. Delta V ikinci hız eksi ilk hız değil mi? Eksi 20 eksi eksi 40 bölü geçen zamanda 2 saniyede olsun bu. Bölü 2. Bakın sevgili arkadaşlarım eksi eksi artı yani 20 bölü 2'den kaç yapar? 10 metre bölü saniye kare. İvme pozitif oldu bak sağa doğru. Oysa bu arkadaşın yönü sola doğruydu. Düzgün yavaşlayan. Olur mu? Olur. İkinci bölgede düzgün hızlanan. Evet bak bu sefer de eksi yönde sola doğru gidiyorduk ya. Hop eksi yönde bir ivmesi var. Yani hareket yönüyle aynı yönde. Dolayısıyla hızlanmış olabilir. Üçüncü bölgede de düzgün yavaşlayan zaten 1 ve 3 aynı. Onu da kabul edebilirim. Sağa doğru hareket ediyorsa birinci öğrenci, sola doğru hareket ediyorsa da ikinci öğrenci doğru söylemiş olabilir arkadaşlar. 3 numara olabilirin peşindeyiz. Öğrenci, ikinci, üçüncü öğrenci, 2T anında T eşittir 0 anındaki hız büyüklüğüne sahiptir. Dönenenen, bakalım. Ha şimdi arkadaşlar şimdi olabilir dedi ya normalde bana değer vermemiş. Bu değerleri bilmediğim için emin değilim. Ama altta kalan alanımız arkadaşlar hızdaki değişim de değil mi? Evet. Bu durumda şurada kalan alan ile eğer şurada kalan alan arkadaşlar birbirlerine eşitse yani şu A burası evet burası da eksi A kadarsa şuralarda T, T kadar aynı alanlar varsa burası pozitif burası negatif arkadaşlar birbirlerini nötrleyecek ve hız büyüklüğüne ikisi de aynı hız büyüklüğüne ulaşmış olabilir. Olabilir dediği için onun arkasında durduk. Aslında verilmemiş sanki aynıymış gibi kabul ettik. Tamam mı büyüklük olarak? Güzel. 1, 2, 3. Edirne. Gelsin 9 numara. 9 numara diyor ki arkadaşlar. K ve L noktalarından birbirlerine doğru A ve 2A büyüklüğündeki ivmelerle duruştan harekete. Duruştan diyor. Bak ben bunu neyse duruştan harekete başlayan A ve B araçların konumları şekildeki gibidir. Aha da biri burada. Aha da biri burada. Bu arkadaş A ivmesiyle, bu arkadaş da 2A ivmesiyle harekete başladı. Bu arkadaş sola doğru, bu arkadaş sağa doğru çünkü önleri böyle. Buna göre araçlara ait konum zaman, hız zaman, ivme zaman grafikleri hangileri yine denir demiş arkadaşlar olabilir demiş. Bakalım. Bir kere sevgili arkadaşlar ya konum, bak ikisi de aynı konumda başlamış. Biri Hanya'dan başlamış, biri Konya'dan. Daha doğrusu bu K, bu Konya'dan başlamış, bu Lüleburgaz'dan başlamış. Konumları aynı olur mu Allah aşkına? Direkt kafadan elendi yani. Hızlara bakıyoruz arkadaşlar. İkisinin de bak duruştan diyor, dururken başladı. A arkadaşlar sağ tarafı pozitif kabul etmiş. Düzgün hızlanıyor. Neden düzgün hızlanıyor? A ivmesiyle. B de düzgün yine hızlanıyor arkadaşlar. Hatta dikkatinizi çekerim. A'nın bakın yükseliş ivmesiyle B'nin farklı. B daha da keskin değil mi arkadaşlar? Bu arkadaşın eğimi daha yüksek. Hani negatif bir eğimi var ama mutlak değersel olarak eğimi şöyle dedim. Alfa, şurada beta olsun. Tamam mı? Tanjant beta büyüktür. Tanjant alfa. Bu arkadaşın tanjantı, bu arkadaşın tanjantı. Yani eğiminden daha büyük. Onu bile düşünmüş yani. Helal olsun. Doğru.
Yani olabilir dediğinde çok da matah değil yani. Böyle çizse de olurdu, olmasa da. Ama pozitif ve negatif yönde artan hızlar olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde bakın sevgili arkadaşım, ivmesi pozitif yönlü bir ivmesi var. Zaten tanjantları ne bu arkadaşın? İğmeleri oluyor. Bu arkadaşın da negatif. Hatta bak bunu daha uzakta çizmiş. Bu arkadaşın iğmesi büyüklük olarak A'dan daha büyük. Bunu da gönül rahatlığıyla kabul ettik. 2 ve 3. Yine Diyarbakır dedik ya. Kaderin cilvesine bak. Harika. Evet arkadaşlar, testi tamamlarken size tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz testler. Burada görmüş olduğunuz testler. Hepsini şiddetle tavsiye ediyorum. Nerede bulacaksınız bunları? Hem matematik hem de fizik dersine ait hatırlatırım. Bu videonun açıklamalar kısmına koyuyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.